Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ramazan'ın dördüncü gününden. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Bugün yine tuhaf bir şekilde video çok geç açtım. Aslında çok yorgundum, o yüzden açmadım arkadaşlar. Çünkü günlerden pazar. Yani tam bir pazar modundayım. Saat şu an 6 ve biz kayınvalidemlere yemeğe davetliyiz. İftara oraya gideceğiz. Saat 7.30'da açılıyor bugün iftar. Zeydi de babası giydirdi ama şu saçlı Zeyd Mirza bence yavaştan artık bir berbere gitse iyi olur. Değil mi Zeyd Mirza? Bu hafta Zeyd dışı değil de hafta dışıydı. Evet, hafta dışı. Zeyd Mirza git şey desene kirli elbiselerini işte bize götürsün. Hadi elbiselerini kirli rahat olalım hadi. Hadi elbiseler rahat olayım gel. Hadi kalk. Al elbiselerini. Getir hadi orada bırakma yürü. Getir babamı. Sepeti at hadi anne. Hadi koş. Al bunları. O biliyor yerini. Hadi banyoya götür anneciğim. Hadi banyoya sepete koyuyorum koş. Koş oğlum. Hadi git. Hadi sepete. Banyo ya aşkım, o biliyor aslında, göstermene gerek yok. Ben de çamaşır serdim buraya. Bücürük. Hadi aç kapıyı. Gidip atsın. Bu arada canlar, Zeyd'in su şişesini unutmayayım. Parfümlerimi çıkardım. Instagram'a numaralarını paylaştım. Çünkü çok merak edenler oluyor. Biliyorsunuz benim arkadaşım Semanur. Bu Çogan parfümlerini satıyor ve ben gerçekten çok memnunum. Yani orijinallerle birebir diyebilirim. Kokusu hiç çıkmıyor. Çok daha güzel içeriği var. Şöyle iki tane küçük boyum var. Bir tanesi 42 numara, bir tanesi 23 ve bu büyük olan 105 numara. Çok güzel kokuyor. Bunu görümcelerim de sipariş verdi. Bugün gidip alacağım. Onlara vereceğim sonra kayınvalidemlerde. Ama bunu unuttum ya. Vallahi bunun numarası bakın 2 yazıyor ama 2 değil. Ha 007'ymiş kız. Görmedim bakın. Bu da 007. Böyle sizlerle de paylaşayım dedim. Viyana alt çizgi Çogan sayfası Instagram'da. Orada satışlarını yapıyor. Fiyatları da çok uygun. Hem dediğim gibi büyük boy var hem de küçük boy var. Gidip sizler de bakabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu da size buradan da göstereyim dedim. Evet. Çıkış yapıldı. Şimdi gidiyoruz. İlk başta bir Semanurgil'e uğrayacağız. Şunun yani şunu vereceğiz. Bu da ne diye soracak olursanız şu parfümlerin testerları var ya o. Geçen hafta çünkü Semanur'dan almıştım. Kayınvalideme götürdüm kendine iki tane parfüm seçsin diye. O yüzden şimdi kayınvalidemin ve görümcelerinin siparişlerini almaya gidiyorum. Öyle. Yakışıklı. Bu arada para çekmemiz lazım aşkım parfümler için. İnşallah. Nereden çekebiliriz? Bankadan. Yok yani aşağıda bir şey açık mı hala? Hani bir tane vardı otomat. Zeyd yürü. Yürüsene çocuğum. O açık mı? Orayı açık. Ha ora öndeki kapatıldı oraya açıldı. Evet canlar biz çıktık. Arabadayız şu an ve gidiyoruz. İlk başta hemen Semoş bacıma uğrayıp çantasını vereyim. Parfümleri alayım, parasını vereyim. Sonra inşallah iftar yemeğine gideceğiz. Onlar da bu arada şimdi evden çıkmışlar. Kapım oradalarmış, bizi bekliyorlar. Onlar da yani Semanur da kendi kaynanasına gidecek iftara. O yüzden gidelim hemen. Ay burnum tıkaldı. Aç mısın? Ben hiç acıkmadım bugün. Dün o kadar çok yemişim ki Marikagil'de makarnaları. Hüplettim makarnaları, hiç acıkmadım. Bir de neyden korkmuştum biliyor musunuz? Acı makarna yedik ya sonradan tekrar. Dedim aha yarın kesin midem yanacak, susayacağım ama hiç yani. Maşallah diyeyim hiç hissetmedim. Çünkü vücudum acıya dayanıklı aslında. Acıyı çok seviyorum. Beni rahatsız etmiyor. O yönden sıkıntı değildi. Öyle. Bu arada hiç makyaj apası da yoktu. Yememişsin. Nasıl acı yememişsin? Sen normal acılardan yiyorsun. Tam da bir acı yedi o zaman koruyacaksın. Ama sen benim yediğim acıları da yiyemiyorsun. Ben sevmiyorum acıyı. İşte sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Çok, ya ben çok, çok böyle acı acı biberleri de böyle ısırıp yerim yani. Acı olsa çok da seviyorum yani.
Ağzım sandı vallahi, cümleler olsa da yesek. Şöyle acı bir şey sprut. Ben ne diyorum? Annem yeşil fasulye yapmış onu yesin. En sevdiğim yeşil fasulye. Sen sevmiyorsun ama. Ben seviyorum. Başka şeyler de vardır zaten. Senin sevdiğin şeyler de vardır. Ben de annegili çağıracağım. Bakalım da önümüzdeki hafta sonu inşallah. Onlar gelsin. Hafta içi hepsi için sıkıntı değil mi? Hafta sonu daha yani iyi. Hafta sonu daha iyi. Çünkü sen de çalışıyorsun, babam da çalışıyor. Herkes eve geliyor, duşunu alıyor. İftar saati geliyor zaten. En iyisi hafta sonu çağırayım. Böyle arkadaşlar. Bu arada makyaj yapasım yoktu. Bahsettim. Çünkü tam bir pazar modundayım. Hiç yapasım yoktu. Dün de yaptım ya, üst üste eriliyorum bazen. Ay burnum diye tıkalıyor. Konuşamadım şurada, iki laf edemedim ya. Allah Allah. Evet, parfümleri aldık. Şöyle arkadaşlar, 3 tane küçük boy. 2 tane Rümeysa görümcemin, bir tane Sümüş'ün, diğer görümcemin. Şu iki tane de ben kayınvalideme aldım arkadaşlar. Kendi seçtiği parfümleri. Ama çok güzel kokuyorlar. Böyle yani. Şimdi gidelim. Bu arada Sema Nurgül de önde. Şu arabadalar. Onlar da gidiyor işlerim. Ne yaptın? Babacığım. Sefo. Hata yaptım valla Allah'tan. Sefa kendi laptop almış. Sabaha kadar oyun oynamış. Welcome to the club Sefa. Bekledim de gelmedik. Oğlum ben sabah 6'ya kadar baktım. Sen de 9'da uyudun. E niye yazdın be Sefa? Ben ne bileyim oğlum, dedim Sefa uykuya kalmıştır. Vallahi yok. Aklımdan benim geçti ama valla. En son gözükmüyor. Sahura kadar oturmuş. Lev kaç oldum? He valla yazıklar. Kaç oldun Lev? 50. Taşlara kaç vuruyorum biliyor musun? 200K. Abo! Adam! Yavaş. Yine mi? Yine mi? Ama bu sefer arkada kaldılar tüm. Adam geldi yanımıza. Aki sen gerçekten çok sabah uyudun. Çok geç uyudun diyecektim, vazgeçirdim. Sabah uyudun. Sabah saat 8-9'da uyudum. Çok güzel değil mi? Maşallah maşallah. Neyse, hafta içi zaten yatamıyorsun. Sabah 5'te uyanıp işe giriyorsun. Evet, Akif'ten iftar öncesi konser demeyeyim. Alın size Akif'in ikizi. Gözükmek istemiyordu, ben onu çekiyorum yine de. Oh oh oh, vallahi arkadaşlar annem döktürmüş. Tam bir Ramazan sofrası, tüm aile bir arada. Şimdi size göstereceğim. Şöyle tavuklu çorbamız var. Sonra en sevdiğim yeşil fasulye, kabak yoğurtlama, çok güzel duruyor şey, salatamız var, pilav, daha börek içi patates. Lan hepsini ben yaptım. Maşallah maşallah, vallahi ne döktürmüşsün kızım. Tatlılar var, şöyle et var, ne eti de? Ha, kaburga eti, kuzu kaburga. Evet, şimdiden herkesin orucu kabul olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Aynen. Bekle Akif, bekle. Tuttuğumuz oruçlar kabul eyle. Kıldığımız namazları makbul kabul eyle ya Rabbel Alemin. Senin her şeye bütün yeter. Ya Rabbim, ya Rabbim, milletimize, devletimize, bütün inananlara sağlık, sıhhat, şifa, afiyetler nasip eyle. Orucu herkese nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Namazını nasip eyle ya Rabbel Alemin. Hidayet eylemiz ya Rabbel Alemin. Senin her şeye gücün yeter. Amin. 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 Allah kabul etsin. Amin. 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 Sen de yap Zeyd. Zeyd. Amin. Amin. Zeyd kaçmadı. Zeyd kaçmadı. Siz kaçırdınız onu. Aynen. Çok tatlı yaptı. Canlar biz eve geldik. Yaklaşık bir saat falan olacak. Pijama moduna geçtik. Zeyd Mirza. Babası şu an Zeyd Mirza'yı yormaya çalışıyor. Çünkü uykuya geçecek. Daha çok kendisi yoruluyormuş. Zeyd'in de pijamasını falan giydirdik. Altına aldık. Birazdan uyur.
Vallahi çok güzel bir gündü. Ailecek hepimiz bir aradaydık. Görümcelerim de vardı işte eşleriyle beraber. Güzelce birlikte yemek yedik, tatlımızı yedik. Ondan sonra da işte sohbet, muhabbet hep birlikte güzeldi yani. Ben de bakayım da önümüzdeki hafta sonu inşallah ben çağırmayı düşünüyorum. Tüm aileyi, işte görümcelerimi, yani 3 ev çağıracağım. Genelde zaten hep aynı gün çağırıyorum. Çünkü aile olduğumuz için hepsini teker teker çağırmak çok saçma. O yüzden böyle hep birlikte toplanmak daha güzel oluyor. Öyle bir ben de toplanacağız. Bir Fatma abla da. Sümüş'e gider miyiz bilmiyorum. Dedik kendini yorma, sen çalışıyorsun zaten. Bakarız, eğer çağırırsa ona da gideriz. Yeni evlenen görüneceğim bu arada. Öyle. Hayır. Bir de mahlasın işte olsun. Akif. Ya, bir açmadan bir getirsen Allah aşkına. Arkadaşlar, Akif Zeyd Mirza aldı oyuncağa, bakın yani ben artık hiç şey demiyorum. Gerçekten. Şey değil mi? Yani bunu nasıl bir akılla aldın acaba? Mermili silah. Mermili plastik var mı? Tam plastik de, bu çocuk ne bilsin onu, gözüne müzüne gelecek. Bir de nasıl meraklı meraklı sana bakıyor. Akif, tamam, heyecanı güzel de yani onun yaşına göre uygun güzel bir şey alabilirdin. Hiç yaşına bakmadan alayım. Ben önce yaşı yok. Oğlum, bir de geliyor. Zeyd, ama sen onu oynamayı bilmiyorsun. Ali baba. Ali baban çiftliğini. O zaman yok. Hayır. Önce söyle. Ay, sinire bak ki. Şimdi gösterdin o. İlla açtı aç. O Ali babam çiftliğini canı isterse söylüyor. Bugün annemle telefonda konuşuyordum. Ali babam çiftliğini söyledi. O kadar tatlıydı ki. Yani ilk defa bu kadar çok söyledi şarkıyı. Şimdi diyeceksin Zeyd konuşamıyor, nasıl söyledi? Laflarını değiştirip söyle, böyle tam ritmini uyduruyor. Çok komikti ya vallahi. Yani tek tük laflar biliyor da hani öyle cümle kuramıyor daha. Zaten daha 2 yaşına yeni girecek, hani daha küçük de. Ama Ali baban çiftliğini çok tatlı söylüyordu. Das war ich süß. Ay Akif, lütfen bana atma. Çünkü gerçekten çok acıtıyor. Bak sakın, en sevmediğim hareketler. Sakın bana atma, sakın. Bir de acayip sert geliyor, biliyor musun? Vallahi acıcağı ki ben sevmiyorum, bana atma. Git kendine at. Akif! Resmen silah saldırısı. Ya bir de bunun mermilerini mi ben toplayacağım evden? Yeto yani, artık yeto. Saçma sapan oyuncak. Ya Akif! Ay! Yapma. Vallahi yapma bak. Ermiler de böyle. Şu turuncu şeyi çıkartınca acaba hafif gidiyor ama bundan sert uçuyor. Al. Bak ta sana doğru geldi. Al. Hop. Onu da attım. Öyle yani canlar. Ay. Akif. Hiç de tutturamıyorsun. Tutturuyor musun? Yok. Oo, elim. Tam kemiğime geldi. Vallahi kemiğime geldi ya, yapma. Arkadaşlar görüyorsunuz, kocam bana işi gelince yapıyor. Zeyd de gidiyor mermileri topluyor. Zeyd baba ne yapıyor? Bak ağzını alıyor şimdi de.